Bu gece de Miraç Kandili. Evet, bu gece Miraç Kandili. Allah Teala hayırlı ve mübarek eylesin inşallah Teala. Miraç kalp işi, iman işi. Çünkü akıl işi değil. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam miraca yükselmesini ki daha önce de aynı şekilde ilmi var. İlmi var ama kendi aklına güveniyor, ilmine güveniyor. Onunla aynı şekilde ölçüler koyuyor ve ölçülere göre de hüküm vermeye kalkıyor. 72 bidat fırkası çıkmış. Onun için ayet-i kerimede Miraç Kudüs'e kadar bildirildiği İsra suresinde bildiriliyor. Onu inkar edemiyor. Onu inkar küfürdür. Ondan sonra diyor ruhen yükselmiştir. Adam düşünüyor diyor ki olmaz diyor, gidemez diyor kendi aklına göre. Kendi gidemiyor ya, kendi gidemeyince hiç kimse gidemez zannediyor. Allah'tan kudretinde zımnen inkar ediyor. Daha doğrusu anlayamıyor Allah'tan kudretini. Hadi hüsnan edelim, o ifadeyi kullanalım. Ruhen olmuştur diyor. Ve böyle ilahiyatçı çok biliyor musun? Ve kendisini Müslüman görüp, ehl-i sünnet görüp de böyle söyleyen de var. Bir de değildir buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruh ve beden beraberce ehl-i sünnet itikadına göre Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, Kudüs'ten yedi kat göklere Kabe Kavseyn arşale aynı şekilde yükseltildi. Yükseltildi. Efendim nasıl olur? Ya sen insan olarak bugün aynı şekilde uzay gemisi yapıyorsun. Bilmem ne gezegenine gideceğim, falana gideceğim, feşmekine gideceğim falan diyorsun. Oturuyorsun aynı şekilde hesap ediyorsun Allah'a tönen verdiği akıl ile. Ben bu atmosferi hangi maddeleri birbirleriyle karıştırırım ve bu alışımlar neticesinde uzay gemisi yapar ve bu atmosferi deler geçerim diyorsun. Değil mi? Ve yapıyorsun da onu. Ve atmosferi delip geçiyorsun. Uzaya çıkabiliyorsun uzay gemisiyle. Allah-u Teala küllü şeyin kadir, yaratan, yoktan var eden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yedi kat göklerden giderken aynı şekilde koruyacak. Efendim sırtında şey var mıydı yani o sentüpü? Gerek yok, orada yaratıyor. Yaratan o. Yaratan o. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam beni aldı götürdü Kabe'nin yanında. Orada başka melekler de vardı. Göğsümü yardılar, ameliyat ettiler buyuruyorlar. Yani o yolculuğa hazırladılar. O yolculuğa hazırladılar. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz. Tabi bunlar Peygamber Efendimiz'e de inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor ya bunlar. Ona da inanmıyor. Onu da reddediyor. Ve aynı şekilde bunların hepsi olmaz diyor. Aklına vuruyor. Çok meşhur bildiğimiz İslam alimleri var. Evliyalık makamında olanlar var. İmam-ı Azam Hazretleri gibi. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi. Bütün bunlar da miracın ruh ve beden olarak olduğunu mu söylüyor? Evet, ruh ve beden olduğunu, bedenen beraber. Bütün ehl-i sünnet alimleri, ittifak halinde. Ehl-i sünnet olmayanlar söylüyor onu. Yani akıllı adamlar da böyle söylüyor. Akıllı adamlar da söylüyor. Kim ama Rabbani Hazretleri, Allah-u Teala öyle bir şey yapmıyor. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, yani sadece lehinde olanlar değil, aleyhinde olanlar bile diyorlar ki öyle bir mantık gücü vardı ki bu tahta altın dese seni ikna eder. Hakikaten o tahtaya böyle bakarsın, onu tahta görürsün ama altın olduğunu anlarsın diye. Altın olduğunu ispat edecek mantık gücüne sahip. İmam Malik Hazretleri'ne sormuşlar. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri nasıl bilirsin diye. Ya çok yüksek diyor. Akıl, zeka şey itibariyle çok yüksek. Pratik zeka itibariyle de ve şey itibariyle de her bakımdan çok mükemmel. Nasıl anladınız diyor. İlk defa Medine'ye gelmişti. Duydum gittim ben de diyor. Baktım diyor insanlar gelmiş onlarla sohbet ediyor diyor. Ben bir soru sordum kendisine. Siz nerelisiniz dedim diyor. Küfeliyim dedi diyor. Dedim ki diyor kendisine. Küfe'de münafık çok. Doğru söylüyorsun. Hakikaten çok. Çünkü ayet-i kerimede buyuruluyor ki de başladı ayet-i kerimeler okumaya. Tabii dinleyenler de benim gibi saf olduğu için anlamamışlar. Demişler biz bir şey anlamadık. Anlamayacak ne var buyuruyor. Okuduğu ayet-i kerimeler Medine'de münafığın çok olduğunu bilgi. O kadar zeki, o kadar sürat-i intikal yüksek ki, o kadar yüksek ki. İmam Malik Hazretleri yüksek olduğu için onun verdiği cevabı anlıyor. Ne demek istediğini anlıyor. Daha çocuk yaşlarında bir gün aynı şekilde hocası haber göndermişler. Demişler ki şimdiki olduğu gibi, şimdi mesela ateistler, deistler olduğu gibi o zaman da dehri diyorlardı bunlara. Her asırda var böyleleri. Adam diyormuş ki işte aliminizi çıkarın bana. Ben diyor şey yapacağım. Onunla münazara edeyim. İlzam edeceğim, susturacağım.
Hani bugün nasıl sosyal medya var, ondan sonra televizyon, gazete var falan, bunlarla kamuoyu oluşturuyor. O zaman da böyle kalabalıklar topluyor, onların önünde münazaralar yapılıyor. Böylece yani galip gelen diyor ki, gördünüz mü sizin aliminiz bile benim karşımda duramadı, ben haklıyım diyecek adam. Hocası diyor ki sen git. Efendim diyor, ben daha 16-17 yaşlarında. 16-17 yaşlarında. Ondan sonra geliyor hocasının emriyle. Tabi o zamanki devlet erkanı bir şey diyemiyor o alimlere. Adam diyor ki, bu diyor çocuk mu çıkarıyorsunuz? Oradakiler tertip et diyor ki, biz anlamayız. Buyurun. Fakat adam yüksek bir kürsü kurulmuş, oradan oraya oturmuş. İmam Azim Ali Hazretleri daha çocuk yaşta, o da yerde oturuyor. Ne sorduysa cevap vermiş, ne sorduysa cevap vermiş, ne sorduysa cevap vermiş. En sonunda peki demiş, Allah'ın varlığını inkar ediyor. Bu diyor senin varlığını söylediğin Allah Celle Şanuhu şu anda ne işle meşgul? İmam Azim Bani Hazretleri daha çocuk yaşta. Diyor ki efendim, siz diyor bütün sorularınızı hep o yüksek kürsüden sordunuz, ben de aşağıdan cevap verdim. İzin verirseniz diyor, bu sualinizin cevabını siz inin aşağıya buraya, ben de çıkayım oraya, oradan cevap vereyim. Adam düşünüyor, olur diyor. İniyor, oturuyor oraya aşağıya. İmam Azim Bani Hazretleri çıkıyor yukarıya. Allah-u Teala şu anda diyor, seni gibi dinsiz aşağıya indirdi, benim gibi çocuğunu yukarı çıkardı. Deyince tabii herkes başlıyor gülmeye. Adam perişan oluyor. Adam perişan oluyor. Bu sürati intikalin, zekanın çok yüksek olduğunu alamettir. Hani siz dediniz ya, bunlar akılsız mı? Ya sen, biz ondan hayatın, biz o zaman da olmuş olsak, İmam Azam Ümmü Halif Hazretleri bizi kapıcı bile tutmaz. Kapısında aynı şekilde gelene gelene buyurun diye ona bile kabul etmez. Yani buyurduğunu anlamazsın bile. Buyurduğunu anlamazsın bile. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır seferine giderken boğazı geçiyorlar. Yanında Hasan Can var. Diyor ki, Hasan Can kahvaltı yaptın mı diyor. Yaptım efendim diyor. Ne vardı diyor, işte yumurta vardı diyor. Orada kalıyor. İki sene Mısır'da kalıyor. Dönüşte tekrar boğazdan bu tarafa geçerken soruyor, nasıldı diyor. Rafat Hamdi efendim diyor. Ya işte bu sultan da inanıyordu, tamam mı? Yanındaki o ne diyeyim mi, Hasan Can da inanıyordu. Kalp gözü açık olanların hepsi inanıyordu. Evliya-i Kiram. Peki Peygamber Efendimiz miracına kim inanmıyor? Kalp gözü kör olanlar inanmıyor. Çünkü ehl-i sünnet itikadında olmayan evliya olamaz. 72 bidat fırkasından evliya çıkmaz. Bugünkü ilahiyatçıların içinden de evliya çıkmaz. Çıkmıyor da. Onun için inkar edip duruyorlar ya evliyayı. Boyuna saldırıyorlar ya. Hatta bir tane site bize saldırıyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne aşağı pişleri diye. Saldırıyor adam İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne. O şekilde aynı şekilde hakaret ediyor. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'ne. Ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, işte bir ziyaretimiz söz konusu olmuş da, ne verirsiniz kardeşim buyurdular. Konyalı diyor, ya kardeşim buyurdular. Sadreddin-i Konevi Hazretleri Konyalı buyurdular. Onun üvey babası Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'dir buyurdular. Onu yetiştirdi. Aynı zamanda hocasıdır. Vehhabiler buyurdular, Sadreddin-i Konevi ve Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'ne kafir diyorlar kardeşim buyurdular. O zamanlar duymadım ben ilahiyatı, bir de müştehit yetiştiğim için bunlarla meşgul değildim ben. Müştehit oluyordu. Anlıyorum sizi. Değil mi? Dolayısıyla bu iş akıl işi değil. Ve bu akıllı ve ilimde de kalpte de çok yüksek olan ve Hicri 5. asrın müceddidi olan İmam-ı Gazali Hazretleri felsefecileri de batini fırkalarında hepsini tetkik ediyor. Ve ondan sonra diyor ki felsefeciler diyor işi akılla çözmeye çalışıyor. Halbuki diyor akıl bir yere kadar. Ondan sonra diyor nübüvvet kuvveti lazım, nübüvvet. Onun için Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri ümmetin zirvesine çıktı. Peygamberlerden sonra insanlığın en zirvesine çıktı. Niye? Bir şeyi anladı. Bir şeyi anladı, her şeyde kavuştu. Niye anladı? Peygamber Efendimiz'i gördü, baktı. Ha dedi, bu akıl ilimle olabilecek bir şey değil. Bunu Allah-u Teala seçmiş, göndermiş. Buna Allah-u Teala aynı şekilde kalbine indiriyor ve bir melekle bilgi yüklüyor. Dolayısıyla bunu ben akılla izah edemem. Ve bunun söylediklerinin hepsi, yani her şeyi yaratan buna doğru bilgi gönderiyor. Her şeyin doğrusunu, en iyisini o biliyor. Çünkü yaratan o. Dolayısıyla diyor artık benim akla makla ihtiyacım yok. Çıkartıp atıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bu gece ben aynı şekilde miraca çıktım. Doğru söylüyorsun ya Resulullah dedi.
Doğru söylüyorsun dedi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hanin'in evinde dönüşte dedi gideceğim Kabe'de anlatacağım bunu. Dediler sakın anlatma. Kimse inanmaz. Hakikaten o günkü şartlarda düşünsene şimdiki ahmaklar da öyle. O günkü şartlarda en hızlı vasıta at ve hecin devesi Mustafa Bey. At ve hecin devesi saatte 70 kilometre gidiyor. Yani belli konaklara bir saat boyunca da 70 kilometre gidemez bunu. Bak mesela kaplanı anlatıyor belgesellerde var. Bilmem işte kaç dakika diyor bu 80 kilometre süratle gider. Ondan sonra dilini çıkartıyor har har soruyor avını kaçırdı. At da hecin devesi de aynı bir saat boyunca aynı şekilde 70 kilometre gidemez. Belli noktalara aynı şekilde hecin develeri atlar koyacaksın ki at yorulduğu zaman bırakacaksın ona bineceksin. Bu 70 kilometreyi muhafaza edeceksin. Çünkü Mekke ile Kudüs arası 2500 kilometre. Yani eline hesap makinesini alırsan bu işin içinden çıkamaz. Çıkamaz. Kabul etmez. Etmez. Bir düşündüler olmaz dediler. Olmaz dediler. Olmaz dediler. Hesap ortada. Orada Müslümanlar da vardı. Onlar da bir şey diyemedi. Mübarek olsun miracınız diyemedi. Mekke'nin müşrikler şöyle baktılar dediler ki tamam bu iş bitti. Yani öyle şey söyledi ki artık tamam bunu. Kendi kendini bitirdi. Derler ayağına sıktı. Ayağını, derler. Kendi ayağına sıktı. Derler ya yani. Arasında. Bu dediler bitti. Bunun dediler bir has adamı var. Bir tek o kaldı. Grup halinde oraya gittiler. Sevinçliler ama. Tak tak kapıyı çaldılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri çıktı. Buyurun dedi size dedi bir sual soracağız. Buyurun. Siz Kudüs'e gittiniz diyor. Evet gittim diyor. Ne kadar zamanda gidilir ve gelinir? 15 günde gidilir, 15 günde gelir. Tamam dediler ya bravo akıllı kimse böyle söyle. Bu da bizim kafadan dediler. Ama dediler o senin efendin. Evet diyor benim efendim ne dedi? O bir gece de gidip geldi, bir gece diyorlar. Bir gece de gidip geldiğini söylüyor. O söylese doğru söyledi diyor. Çünkü orada Allah-u Teala'nın kudretinin olduğunu iyi biliyor, yakini var. Hemen üzerine giydi. Daha uzaktan Resulullah Efendimiz'i görür görmez. Ya Resulallah miracınız mübarek olsun. Mübarek yüzünüzü görmekle, mübarek sesinizi işitmekle içimiz ferahlıyor. Anlat ya Resulallah. İnandım ya Resulallah dedi. Bomba gibi düştü böyle. Adamın dibiymiş maşallah. Yani. Bomba gibi düştü. Müşrikler sarsıldı. Müminler kendilerine geldi. Kendilerine geldi. Baktılar ki paniklediler. Bunun üzerine de dediler ki o zaman söyle bakalım madem ki Mescid-i Aksa'yı gördün kaç kapısı var, kaç penceresi var, kapılar pencereler ne tarafa bakıyor? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ben bakmamıştım. O anda Cebrail Aleyhisselam televizyon ekrandaki kameralar tak diye hemen o tarafa yöneliyor. Takır 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 gözünün önünde. Böyle diyor sayıyor ve cevap veriyordum ondan o suallerine. Ve bir anda aynı şekilde göklere çıkaldım. Burak isimli bir işte hayvan tabiri kullanıyor. O nedir ne değildir onu bilmiyoruz. Binek. Binek. Onunla yükseldi. Miraç merdiven demek zaten. Bir anda gitti. Ve o gece Peygamber Efendimizle Allah-u Teala arasında, Allah-u Teala arasında yani işte zaman duruyor. Onu şey yapamıyorsun. Ama bir dünyada kullandığımız zaman birimine göre yani leğendeki suyun hareketi bitmemişti buyuruyor. Hani durmamıştı. Ama orada anlatılanlar insan akıl ermiyor. Efendim nasıl olur? Ya rüya dediğin şey 5-10 saniyedir. En fazla 10 saniye, 10 saniye pek olmazmış. Ama sen bir hafta boyunca anlatıyorsun onu. Bir saat, iki saat anlatıyorsun sen onu. Şöyle oldu da böyle oldu da şuraya gittim de şununla görüştüm diyorum. Senin anlattığın şey bir saatte zor bitiriyorsun. Ama 5 saniyelik iş. Ya burada 5 saniyelik. Ama oradan geldiği zaman bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla orada Peygamber Efendimiz Allah-u Teala arasında şeyde Allah rahmet eylesin Emel abiyle çok güzel anlatırdı onu. Orada bir şey söylüyorlardı. Sevgide ortaklık olmaz. Aşık olan ortak kabul etmez. Şimdi Habibullah ya Allah-u Teala'nın sevgilisi ya. Şimdi orada soruyor. Diyor ki ya Rabbi Adem Aleyhisselam'a Safiyullah dedin. Onu benden çok mu seviyorsun? Soruyor. Peygamber buradaysa. İşte İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah dedin. Dost dedin de benden çok mu seviyorsun? Musa Aleyhisselam'la konuştun Kelimullah dedin. Onu benden çok mu seviyorsun? Her birinin aynı şekilde. Orada aşık maşuk. En sonunda işte Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim onlara bunu verdim ama sana bunları verdim. Onlara şunu verdim ama sana bunu verdim. Onlara şunları verdim ama sana bunları verdim. Ve kalbi rahatlıyor. Kalbi rahatlıyor. Ve ondan sonra da 5 vakit namaz emredildi orada. Ve sevinerek yeryüzüne aynı şekilde indi ümmetime. Çünkü orada talep etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi dedi. Ben bu insanlara beni peygamber gönderdin. Onları benim ümmetim yaptın. Bana, onların peygamber olan bana miracı nasip ettin.
Yani kendi zatını gösterdin. Cennetini, cehennemi gösterdin. Benim ümmetim bunlar hani kayba iman edecek ama onlara da bir ihsanda bulunsan. Allah-u Teala Habibim beş vakit namazı emrettim. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır. İmam Rabbani Hazretleri bunu anlatırken buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraçta baş gözüyle gördü Allah-u Teala'yı. Namazda her ne kadar dünya şartları buna müsait değilse de görür gibi bir hal hasıl oluyor. İşte Hazreti Ali Radıyallahu Teala Hazretleri ayağındaki demiri çıkardılar. Ve bazıları aynı şekilde namazdayken hatta Cüneyt Bağdadi Hazretleri için de deniyor. O Allah-u Teala zikrederken kılıçla saldırıyorlar, kılıçlar eğiliyor. Kılıçlar eğiliyor. Nice böyle evliya-i kiramda bu haller tezahür etmiş. Dolayısıyla görür gibi bir hal hasıl olur. Şimdi bizi dinleyenlerden diyecekler ki efendim sizde öyle bir hal hasıl olur. Ha, Mustafa bir mani oluyor. Ama buna inanıyorum. Hani İmam Rabbani Hazretleri olsun, İmam Gazali Hazretleri olsun, Muhammed Refami Hazretleri olsun. Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Vallahi de billahi de tallahi de sizin yazdıklarınıza olduğu gibi ben inanıyorum. Bunları yaşayamasam da, bu hal bende olmasa da sizin dedikleriniz doğru. Çünkü nüvvet kaynağından geliyor o bilgiler. Onlar kendi kafasına göre yorumları değil, anlayışları değil. Ve tatmışlar da, tattırmış da Cenab-ı Hak. O ihsan-ı ilahi tattırır mı? Tattırır. Kapı herkese açık mı? Açık. Herkese açık. Allah-u Teala o büyüklerin hatırı ve hürmetini bizde affet mağfiret eylesin. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı Hak bu gecenin hatırı ve hürmetini günahlarımızı affeylesin. Hem bizim hem memleketimizi en afat-ı sebaviye ve arziyeden muhafaza buyursun. Din düşmanlarına fırsat vermesin. Günahkarlara tövbe nasip etsin. İnanmayanlara hidayet nasip etsin. Hastalara şifa ihsan etsin. Borçlara eda nasip etsin. Sıkıntı olanlarına sıkıntılarını hayret tebdil etsin inşallah. Peki efendim biraz sonra yeniden birlikte olacağız.